Arkadaşlar merhaba. Şimdiki dersimizde, yani daha şimdiki bölümümüzde satın alma işlemleri, bilimum satın alma işlemlerinden bahsedeceğiz. Kredi kartıyla satın alma, havale, EFT yoluyla satın alma, sipariş takibi ve bunun yan dallarından bahsedeceğiz. Üye olarak veya üye olmadan sipariş ekleme, siparişi tamamlamadan bahsedeceğiz. Böyle bir bölüm yapacağız. Sepete sepeti, ekle kısmına kadar ki bölümü gördük ve toplamını almıştık dikkat ederseniz. 9. bölümümüzde şimdiki bölümümüzde ise artık siparişi tamamlayacağız. Şimdi sepete git dediğim zaman karşıma böyle bir bölüm geliyordu. Kaç tane ürün eklediysem o ürüne ait olan satırlar burada gözüküyordu. Ve sepete boşalt isimli bir tane ee, linkim mevcuttu. Bu da sepete boşaltıyordu. Şimdi ise şimdi satın al düğmesini yapmıştık. Böyle bir düğme yapıp bırakmıştık sanki. Bu düğmeye link atayacağız. Esasında linkimiz şöyle olacak. Şimdi iki türlü iki türlü ziyaretçimiz var. Bir üye olup gelen ziyaretçimiz, bir üye olmadan gelen ziyaretçimiz. Şimdi şöyle bir şey yapamayız. İşte yo e, kardeşim işte benden ürün alacaksan üye olman gerekir. Bu bir katı kuraldır. Koyabilir misiniz? Evet koyabilirsiniz ama ben size koymamanızı tavsiye ediyorum sitenize gelen ziyaretçilerin bir üye olmaması yani üye olmayan kişilere de özel bir sipariş formunuz olması daha iyi olur. üye olmaları daha iyi olur. En azından kişilerin özük özlüklerini takip etmeleri açısından, takip etmeniz açısından sizin açınızdan iyi olur ama müşteriyi kaçırmamak için size tavsiyem böyle bir avantaj sağlayın. Bunun için ne yapıyoruz? Üye olmadan gelen ve üye olan ziyaretçiyi nasıl tespit ediyoruz? Oturum değişkeniyle tespit ediyoruz. Daha önceden oluşturmuş olduğumuz üye giriş sayfamızı hatırlıyorsunuzdur. Üye olma ve üye giriş yap bölümünü hatırlıyorsunuzdur. Bunun için ben buralara link koydum. Koymuş olduğum bu linki e, ne yaptık? Buradan üye girişi yapabiliyor, buradan üye oluyor. Bu. Eğer bu bölümde üyelik hesabı işlemi yoksa, yani üye girişi yapılmamışsa bu bölümde üye oluyor ya giriş yap butonları yer alacak ve yine sepeti gösterecek. Fakat üye olmuşsa ve giriş yapmışsa giriş yap butonuna bastığımız anda bu şekilde hoş geldiniz Ümit Tunç diye oturum sayfası gözükecek. Güvenli çıkış yapabileceğiz. Şimdi sepete git bölümünde. Şimdi satın al düğmesine bastığımız zaman e, dikkat ederseniz alt kısımda e, sepet ve ödeme diye bir bölüm yer alıyor bunun sebebi şu şimdi e, buraya ödemeye gidiyor ödemeye gittiği zaman oturum hisset ne demek kullanıcı oturumla ilgili bir değişken var mı kullanıcı değişkeni var mı diyor var dediği zaman bunu adres seçimi ekranına gönderiyor yani eğer kullanıcı sitemize üye olan ve login giriş yapmış kullanıcı ise adres seçimine gönderiyor. Yoksa nereye gönderiyor? Sipariş formuna gönderiyor. Şimdi bu durumda ne olacaktır? Hop. Sipariş formuna gidecektir. Çünkü üye girişi yapmadım. Ama üye girişi yaptığım zaman ne yapacaktır? Beni direkt olarak adres seçimine gönderecektir. Şimdi bu işlemi yapabilmek için ilk kuralımız nedir? Bunu yapmaktır. Sayfa eşittir ödeme. Ödeme sayfasına yönlendir. Yeni bir fonksiyon yapacağız. Bundan sonra oturum isimli bir değişken ve adres seç isimli bir değişken göndereceğiz. Bu ona göre bir iyi yolunu bulacak. Veya sipariş formu isimli bir değişken gönderip direkt bir sipariş formu yapacağız. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hani bir adamın ev adresi vardır, iş adresi vardır. Birden fazla adresi olabilir. Yani üye olan kişilerimiz kendine özel adresler belirlemesi gerekir. Bu adresleri belirleyebilmesi için ne yapacağız? Bunları söyleyeceğim.